olması, herkesin bir işi olması, herkesin eve gittiği... ...kadar gerilimli günler mi başlıyor? Zaten yan dış politikada bir sıkıntı var. 8 senedir yine aynı sıkıntılar zaman zaman gerek Avrupa Birliği nezdinde yaşandı. Bu İsrail olayını nasıl değerlendireceksiniz? Bir şey sormak istiyorum. Özellikle şu söyleniyor, İsrail karasularında olmadı. İsrail, evet. İsrail'de zaten umursamıyor, kimseyi dinlemez bir tavrı var İsrail'in, biliyorsunuz yani bu yıllardır böyle yani. Ben yaptım, oldu. Evet, bu konuda neler söylemek istersiniz? Bülent Arınçbucuk bugün bir açıklama yapıyor. Evet. Bu yıl içerisinde İsrail'le yapacağımız planlanan 3 tane askeri tatbikatı askıya aldık. Şimdi bakın, İsrail'le 3 tane askeri tatbikat yapacaklarmış, askıya almışlar. Evet. Sizin bundan haberiniz var mıydı? Yoktu. Bülent Arınç açıklıyor. 3. Demek ki... Sizin haberiniz var mıydı? Mesaj geldi bana. Yani... Bilmiyoruz, hayır. Meclisine veriyor. Meclisine veriyor. Şimdi, milletvekili olarak. Tabii yok. Demek ki evet, hükümet, AKP hükümeti İsrail'le bir sürü askeri tatbikatlar yapıyor. Evet. Tanklarımızın ihalesi kime veriliyor? Modernizasyon ihalesi İsrail'e veriyor. Evet. İnsansız savaş uçaklarının ihalesini AKP hükümeti kime veriyor? İsrail'e veriyor. İsrail'e. Türkiye ile Suriye arasında mayınlı arazinin mayınlarının temizlenip temizleyen şirkete 44 yıllığına 5 yıllık temizleme süresi var. Yani toplam 49 yıllığına bir firmaya tarım yapması, ticaret yapması için 8-9 tane ilimizin içinden geçen Türkiye, Suriye kara sınırındaki mayınlı arazilerin mayın temizleme, evet, ve tarım işini yapma ihalesi hangi ülkenin firmasına verilmek için kanun çıkartılmıştı mecliste? İsrail. İsrail. Evet. Şimdi ya dürüst olacaksın ya da olduğun gibi görüneceksin. Zaten da Türkiye'nin en güzel topraklarını 50 yıldır ellenmeyen, kimsenin, evet, girmediği o güzelim topraklara tarım yapma yetkisini İsrail'e vermek istiyor hükümet. Biz Anayasa Mahkemesi iptal ettirdik o kanunu. Sonra da bizim Türkiye'deki Başbakan Recep Bey diyor ki one minute. Bak sen, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bu kadar İsrail'le ekonomik işbirliği yap. İhaleler ver, tankı, uçağı, askeri tatbikatı, toprak ihalesi ver İsrail'e. Bu kadar sarmaş dolaş, can ciğer kuzu sarması ol. Ondan sonra İsrail senin geminde bir sürü insan öldürsün. Vay, tatbikatları rafa kaldırdık. Sen nerede horozluk yapıyorsun ya? Sen kimin çöplüğünde oynuyorsun? Sen zaten bu adamların kucağındasın. AKP hükümeti zaten İsrail ve Amerikan lobilerinin kucağında değil mi? Bu kadar sarmaş dolaş ol, ondan sonra da de ki İsrail'i kınıyoruz. Büyükelçimizi geri çağırıyoruz. Sen onu benim külahıma anlat. Perdenin bu tarafında halkın gözü önünde İsrail'e fırça çekecek diyor. One minute diyor. Arka tarafında can ciğer kuzu sarması. Resmen bu yalancıktan, bu dürüst olmayan, bu takiye dediğimiz çift yüzlü bir dış politikadır. İşte o yüzden İsrail AKP'ye başlarına patron gibi durduğu için İsrail AKP'yi bizim Mersin'in deyimi